Esnafın cebinde para kalmadı. İş yok, güç yok, tamam mı? Bu ertelemeler kısa süreli geçici tedbirler. Çünkü Covid'in ne zaman biteceği, sonlanacağı belli değil. Hükümete teşekkür ederiz ama 6 ay sonra bu esnaf bu krediyi nereden ödeyecek? Özel bankalardan kredi alınan esnaflarımızın da kredileri bir 6 ayda onları ertelenmesiyle ilgili böyle bir girişimde bulunursa gayet güzel olur. Şimdi şöyle bir şey, ertelenme 6 ay, isterse bir yıl ertelesin. Sonuçta bu parayı bizden talep ediyor. Şöyle bir şey ya, Cumhurbaşkanımız sağ olsun büyük esnafı destekliyor. Küçük esnafı hiçbir şekilde desteklemiyor. Küçüğe hiçbir şey yok. Küçük balık yem olur her zaman. Yani vergi veren küçük esnaf, kira yardımı, kapatma parası alan, vergi vermeyen veya az veren kesim. Bunu eşit şekilde herkese vermek zorundalar. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Halkbank tarafından kullandırılan esnaf kredisinin 6 ayın ertelendiğini duyurdu. Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Ki kimsenin ödemesi yok, tamam mı? Herkes parayı çekti, tamam, dolara yatırdı, başka bir şey yatırdı veya borçlarını kapattı, kredilerini kapattı. O para geri dönmez. Bir sefer bu kesin yani. Çünkü esnafın cebinde para kalmadı. İş yok, güç yok, tamam mı? Zaten faize %17'ye çıktı. Ortalaması %20-25 arası, tamam mı? Bankalar veriyor. Esnaf ne yapsın bundan sonra? İş bitti. Herkes kepengini kapatacak, tamam mı? Durum böyle. Mağduruz. Herkes yani. Bir tek biz değil yani. Sabah sabah açıyorlar dükkanı arkadaşımız, tamam mı? Hadi biz yine tek tük satabiliyoruz, tamam mı? Liftir, kesedir, millet alıyor. Ama züccaciye var, şey var, kimse mal alamıyor. Para yok. Enflasyon almış başını gidiyor. Birilerinin durdurması lazım bunu. Ama kim durduracak? Ben hiçbirisine de inanmıyorum, tamam mı? Esnafa hükümet olarak yardımcı oluyorlar yani şu anda pandemiden dolayı. Bunu da esnaf kullanıyor, alıyor. Değerlendiriyor yani şu an. Yani tabii ama yeterli ama yetersiz. Biraz daha destek çıksa iyi olur tabii yani pandemi. Net sıkıntı da şu an esnaflar. Peki siz kredi aldınız mı bu dönemde? Vallahi ben şahsi olarak kullanmadım. Yani olursa kullanıyor, olmazsa kullanmıyor. Ya 6 ay ertelendiği çok iyi oldu esnaf açısından. Esnaflar bu ülkenin bel kemiği. Yalnız çok muzdarip insan da var. Oturduğu evi teminat verip veya servisini teminat verip kredi çekemeyen insanlar var. Ben onların adına üzülüyorum. Vallahi Allah razı olsun. Esnafın buna ihtiyacı vardı. Gerçekten. O krediyi vermeden önce de ihtiyacı vardı. Sağ olsun öyle bir imkan sundu esnafımıza. Faydalananlar güzel bir şekilde faydalandı, ihtiyacı olanlar. Ertelenmesi de artı daha güzel bir jest oldu Cumhurbaşkanımız tarafından. Artı şu anda bir kira desteği söz konusu. Herkes başvurusunu falan yaptı, ben de dahil. Yalnız kira desteği başvurusu konusunda şöyle bir şey var. Benim kendi şahsi bir fikrim var. Şahsi bir görüşüm var. Hani bunu kimse yanlış anlamasın. Bu bir şey değil. Nasıl diyeyimse. Bir laf vurma falan filan öyle kötü bir şey değil. Kötü bir anlamı yok bunun da. Ben kendim olarak şunu söylüyorum. Bize esnafa belli bir yere kadar destek yapsın da ama burada asgari üretilen emeklinin daha çok desteğe ihtiyacı var diye düşünüyorum. Benim gibi belki bu şekilde düşünen hani binlerce, yüzlerce kişiler çıkabilir esnaf olarak. Ben kendi hakkımdan vazgeçmeye razıyım. Eğer bana sunulan bu hakkı yarısını asgari ücretle, yarısını emekliye verecekse ben bu hakkımdan vazgeçmeye razıyım. Bu benim kendi fedakarlığım, kendi öz düşüncem. Hani biz bir şekilde yağımızda kavruluyoruz. Az oluyor, çok oluyor. Çorbamız kaynıyor. Ama emekliyle asgari ücretlinin cebinde para yeterince olursa piyasanın biraz daha canlanacağına inanıyorum. Bu benim şahsi fikrim. Tam isabetli karar. Yani bizim için çok iyi olmuş. Peki siz bu dönemde kredi aldınız mı? Aldık. Aldık ve ödemede zorlanıyoruz. İşlerin hiç tadı yok. Çarşının hiç tadı yok. İşlerin tadı yok. Bu konu hakkında Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyoruz ama bu sürecin daha bence uzaması lazım. 6 ay değil de 1 sene olması daha uygun olurdu. Çünkü önümüz daha belli değil yani. Aşılar geldi Türkiye'ye genel olarak ama ne kadar sürer belli olmadığı için uzamasını istiyoruz inşallah. Daha uzun bir süreç olursa daha iyi olur. Peki siz bu dönemde kredi aldınız mı? Bu dönemde şu an biz almadık ama esnaflarımızın %80, %90 bildiğimiz esnaflar çekti kredi ve çoğu da ödeyemedi yani. Çekti ama ödeyemedi. Allah hepsine yardımcı olsun. İyi olmuş, Allah razı olsun. İşi gücü rast gelsin başkanım. Peki siz bu dönemde kredi çektiniz mi? Ben çekmedim de çocuk çekti. Benimle bir alakalı bir şey yok zaten. Yani ertelenmesi gerekiyordu zaten. Covid döneminde dünya ekonomik krizi de tüm dünyayı etkiledi. Sadece Türkiye'yi etkilemedi. Bunun yanında sadece esnafların değil, çiftçilerin de ertelenmesi lazım. Ancak bu ertelemeler kısa süreli geçici tedbirler. Çünkü Covid'in ne zaman biteceği, sonlanacağı belli değil. Bence kamu kaynaklarının azaltılması lazım.
israfın azaltılması lazım. Yani devlet kamu kaynaklarının kullanımlarını, israfı azaltırsa biraz daha bütçesine katkıda bulunabilir. Bu da esnafa, çiftçisine destek verebilir. Ertelemeler güzel ama yeterli değil. Kısa lokal çözümler bunlar. Geleceğe katkısı olacağını düşünmüyorum. Kısa vadede etkili olabilir ama uzun vadede faydalı olacağını düşünmüyorum. Görüşlerim bunlar. Hükümete teşekkür ederiz ama 6 ay sonra bu esnaf bu krediyi nereden ödeyecek? Zaten esnaf darboğazda. Alış yok, veriş yok. Para kazanamıyor. 6 ay sonra nasıl ödeyecek? Gayet güzel olmuş. Böyle bir cumhurbaşkanımızı tebrik etmek lazım. Dolayısıyla sadece ve sadece devletin bankalarının dışında diğer özel bankalarında kredi çeken vatandaşlarımızın bugün itibariyle özel bankalardan kredi alınan esnaflarımızın da kredileri bir 6 ayda onları ertelenmesiyle ilgili böyle bir girişimde bulunursa gayet güzel olur. Bu konuda başbakanımızı, cumhurbaşkanımızı destekliyoruz. Dolayısıyla inşallah özel bankalara da bir el atar. Bir 6 ayda bunlar erteler. Faizleri de düşüreceğini zaten bize söyledi. Çok teşekkür ediyorum. Sizin de ilginize, alakanıza sağ olun, eksik olmayın. Şimdi şöyle bir şey, ertelenme 6 ay. İsterse bir yıl ertelesin. Sonuçta bu parayı bizden talep ediyor. Bu ay, bugün ayın 24'ü, 9 gün kapatmışız biz dükkanımızı. Esnafız, yani gelirimiz burası, ekmek teknemiz burası. Yani 6 ay erteliyor. Bu ertelediği zaman bize bir güzellik yapmıyor. Zaten ertelediği yerde de kapatıyor. Yani erteleme sebebi ödeyebileceğini bilmiyor zaten. Yani şu an esnafın onu ödeyebilecek bir durumu yok. Kredisi var, kirası var, dükkan kirası var. Dükkan kiraları faiz görüyor, zam görüyor. Niye? Covid var. 1,5 yıldır Covid'le uğraşıyoruz. Destek şöyle bir şey ya, Cumhurbaşkanımız sağ olsun büyük esnafı destekliyor. Küçük esnafı hiçbir şekilde desteklemiyor. Küçüğe hiçbir şey yok. Küçük balık yem olur her zaman. Değil 6 ay isterse 1 yıl ertelesin. Sonuçta bu parayı alıyor. Ama şunu diyemiyor işte, bu parayı almıyorum veya da bu paranın şu kısmını almıyorum esnafı desteklemek amaçlı. Yani yaptığı şey aslında esnafı sadece oyalıyor. Esnafı biraz daha hani rahatlatmak aşamasında yapıyor ama hiçbir şekilde rahatlatmıyor. Benim şahsi fikrim bu yöndedir. Ben almadım. Almış olsaydım onun derdine düşecektim. 6 ay sonra ödeyeceksin. 6 ay sonra ister istemez yaşam şartı da değişiyor. Mesela asgari ücrete zam geldi. Asgari ücrete zam gelmeden önce yağa zam geldi. Elektriğe zam geldi. Suya zam geldi. Türkiye'de bir şey değişmiyor aslında. Hep aynı kalıyoruz. Yani bugün asgari ücreti 5 milyar yapsınlar. Bir vatandaşın gideri 5 milyara geçecek. Durum bu yani bana göre. Yani vergi veren küçük esnaf, kira yardımı, kapatma parası alan, vergi vermeyen veya az veren kesim. Bunu eşit şekilde herkese vermek zorundalar. Ha. Peki 6 aylık kredi ertelemesi hakkında ne düşünüyorsunuz? Ben kredi almayayım ki. Ben kredi vermiyorlar. Deftere tabi olduğum için.